mesela Sivas'ta son yıllarda yaşanan intihar olayları oldu. Ki malumunuz mesela Türkiye ortalamasına baktığınızda da hatta dünya ortalamasında Sivas'ın en çok intihar vakasının yaşandığı bir ilçe. Yani şu an yani benim elimde çok üzülüyorum. Elimde sayı olarak 50'ye yakın isim var ama yüzde belki 100 belki de 100'den fazla intihar olayı yaşandı. İntihar girişiminde işte vazgeçtiler. Yani sakatlananlar, yaralananlar, yaşamlarını yitirenler. Aslında işte Sivas'ta biraz küçük bir ilçe olduğundan dolayı hani muhafazakar mütedeyim biraz da sosyal yapısından dolayı insanlar biraz bilinmesini istemiyorlar. Bunu biraz daha gizliyorlar, saklıyorlar. Bununla ilgili sağ olsun Saadet Partisi, CHP ve HDP onunla ilgili açıklamaları oldu. Hatta meclis gündemine kadar bu taşırdı. Keşke diğer siyasi partiler de bunun üzerinde dursaydı, bunun çabasını göstermiş olsalardı. Çünkü Sivas küçük bir yer olsa dahi Sivas'ın siyasi kültürel anlamda çok büyük bir derinliği var. Tarihi geçmişe de gittiğimizde malumdur zaten yani Meyafarkin Kürt devletine başkentlik yapmış bir ilçeden bahsediyoruz. 100 yıl boyunca hüküm süren bir devletten bahsediyoruz. Ama burada tabii sorunlar sadece intiharlarla ilgili değil, burada işsizlik sorunu da var. İşsizlik sorunu had safhada. Sivas'ta hani bir sömürü sistemi de var. Bazı mesela gençler yani iş bulsa dahi mesela 2000 lira, 3000 liraya asgari ücretin nerede belki çeyreği kadar maaş alıyor. Yani asgari ücretin ya da aynı sene üstünde alması gerekirken. Bununla ilgili birçok sorun var. Şu an Sivas'ta uyuşturucu içme yaşı 10-11'e düştü. Bu çok üzücü bir durum. Aslında sadece Sivas'ta değil, hemen hemen şu an Türkiye genelinde bu var ama özellikle Sivas gibi bir yerde gençlerin 3'ü mutlaka uyuşturucu kullanıyor ve son zamanlarda artık metamfetamin diye bir illet var. Bu tamamıyla gençleri yani kendinden uzaklaştırıyor. İnsan artık yani gençler ailelerine, çevresine zarar vermeye çalışıyor. Yani burada devletin bana göre belki de bilgisi dahilinde, belki de devlet aslında isteyerek ya da bilerek buna müdahale etmiyor. Yani buradaki amaç şöyle, hani bölgenin gerçekliği şu. Yani gençler belki de siyasete bulaşmasın. İşte siyasete bulaşsın derken hani HDP sadece değil, Saadet Partisi'ne gitmesin, CHP'ye gitmesin, bir başka düşünmesin, sorgulamasın, sorgulayan bir birey, bir toplum olmasın diye de belki de bundan dolayı müdahale etmiyor. Yani çünkü devlet bir tweet attığınızda sizin hemen adresinizi bir gecede tespit edebiliyor, sizi gelip alabiliyor ama burada uyuşturucu satan mesela torbacılar var ya da uyuşturucu bu metamfetamini piyasaya süren mesela şahsiyetler var. Bunların hemen tespiti devlet tarafından hemen anında yapılabilir ama yapılmayınca insanları biraz da sorguya tabii ki itmeye çalışıyor. Fazla bize yansıyan olmasa dahi 100'e yakın intihar vakası burada var, ölümle sonuçlananlar var. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bir de şimdi yani bir Sivas Belediyesi dahi kayyumla yönetiliyor. Düşünün son 1-2 yılda 4 kayyum değişti. Yani aslında 4 kayyum bir belediye başkanı edemedi bir anlamda. Çünkü niye artık insanlar seçilmiş iradelerinin başına gelmesini istiyor. Kendi belediye başkanlarının başa gelmesini istiyor. Çünkü kayyumlar artık bu memleketi, bu bölgeyi tamamıyla yönetemiyorlar ve halkın sorunlarına cevap olamıyorlar. Mesela az önce bahsettim ya, mesela uyuşturucu, metamfetamin olur, intiharlarla ilgili olur. Beni en güzel taraf şu, intihar olaylarıyla ilgili devlet yetkililerinin burada herhangi bir açıklama yapmaması ve bilimsel bir çalışmanın yapılmaması gerçekten insanı derinden üzüyor. Niye? Ya şimdi dünya ortalamasına baktığınızda Sivas yani çok intihar sayısı fazla olan bir yer ve bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Ya şimdi insan en azından bir bilimsel çalışma yapar. Ya bu gençler neden, niçin intihar ediyor? Biz mesela işsizlik derken hemen de genç bir intihar edenler. Tabii genç mesela genellikle genç yani yaşları 18, 26, 25 yani isimleri hatta çetelesini tuttum yani isimleri hepsi de benim yanımda mevcut. Bununla ilgili herhangi bir çalışma yok çünkü elimizde bir veri de yok ama biz perde arkasında ailelere görüştüğümüzde ya da çevredeki arkadaşlarıyla, dostlarıyla görüştüklerimizde %80'i işsizlikten dolayı kaynaklandığını. Çünkü siz malumunuz biliyorsunuz mesela iş olmadığı zaman insan evine ekmek götüremediği zaman eşiyle tartışıyor, çocuklarıyla vesaire bir tartışma, bir huzursuzluk ortamı meydana gelir ve bu da bir anlamda insanı da biraz şeye götürmeye çalışıyor, intihara bir anlamda sürükler. Tabii burada intiharların sebebinde uyuşturucu faktörü de var. Kayyum tamamıyla dediğim gibi zaten herhangi bir çalışma Sivas'la ilgili herhangi bir kesinlikle bir proje yok. Doğal kaynaklarımız tamamıyla tahrip ediliyor. Gelirlik ordeli var. Aslında Saadet Partisi olarak da sizin bunun üzerinde durmanızı istiyorum. Gelirlik ordeli tarihi bir köprü olan, tarihi bir yer olan bir yerde. Bin yıl önce Mervaniler tarafından inşa edilen bir köprü var orada.
Ve orada bir doğal bir güzellik var, doğal bir harika var. Oranın sular altında kalmasını istemiyoruz. Hani Hasankeyf gibi sular altında. Bir de bizim Kemik Köprümüz de var. O da 1100 yıl önce inşa edildi. O da şu an sular altında. Ama biz en azından oranın da sular altında kalmasını istemiyoruz. Sizden ricam, Sivan'ın sorunlarıyla tespiti konusunda biz tespitte bulunuyoruz ama sizin de bu konuda bize yardımcı olmanız, en azından bizim bunu bir gündemde tutmamız siz çok çok iyi olacak. Getirmeniz de önemli evet. Ama siyasilerin bunu söylemesi, yani bu il daha bazında, ilçe evet. bazında, genel tabii. ulusal evet. bazda söylemesi, evet. ifade etmesi önemli. Şimdi bahsettiğiniz hususların hepsinde aynı düşünüyoruz sizinle. Evet. Bu konularda farklı düşünen insanın zaten bu topraklara bir fayda verme durumu yok. Evet. Şimdi kayyumlar meselesi, evet böyle bir gerçek var şu an Türkiye'de. Seçilmiş halkın iradesine haklı haksız ya da bir sebep göstererek, herhangi bir sebep göstererek böyle bir şeyler yapılıyor. Şimdi gelen adam da, kayyum adam da bir sorumluluğu yok ki. Bir yıl sonra gidecek, iki yıl sonra gidecek. Burada maaşıyla alakalı bir sorumluluğu yok. İşte burada bir daha seçime gireyim, seçimi kazanayım diye bir sorumluluğu yok. Kendi hükümdarlığını kuruyor. Toplum diyorsa arkadaş, ben şu kişiyi seçtim, o adam iş yapmıyorsa o toplumun sorumluluğu. Ama bugün toplum bir kayyum tarafından, bir işte kendi iradesiyle gelmemiş birileri tarafından kötülüklerle karşılaşıyorsa bunun hesabını çok daha fazla sorma hakkına sahip aslında. Evet. Ama bizde biraz dediniz ya bir tweet atılınca, şimdi eskilerde bir tweet atmış birisi, şey yazmış, ben Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum şimdi havalimanına ineceğim, Silivri'ye en hızlı nasıl giderim diye yazmış. Altına da biri cevap yazmış, Ankara'dan uçağa binerken bir tweet at, indiğinde zaten seni hemen Silivri'ye götürürüm, en hızlı öyle gidersin. Aynen, en hızlı öyle. Şimdi ülke bu hale gelmiş ya. Ülke bu hale gelmiş yani şimdi biz daha ne anlatalım yani adamın birisi dolar 10 lira olacak diye laf söylüyor 6-7 lirayken adamı mahkemeye veriyorlar işte halkı kışkırtıyorsun şey yapıyorsun diye adamın mahkemesi görüldüğünde dolar 11 lira. Evet. Bak ya adamı dolar 10 lira olacak söyleminden dolayı yani dava açıyor adamın mahkemesi görüldüğünde dolar 11,5 olmuş yani şimdi. Ya komedi ya, ülke komedi dünyasına döndü yani. Aynen, bizim de aslında, bizde de durum şöyle, biraz da yani birbirine benzer. Biz de mesela burada gazeteci olarak ya da toplum olarak bazı şeylere itiraz ettiğimizde, hani devletin yetkili ya da AKP iktidarına bazı itirazlarımız olduğunda tamamıyla şöyle yaftalıyorlar. Kürt kimliğiniz varsa sizi PKK'ya yaftalıyorlar, siz Türkseniz sizi FETÖ'ye suçluyorlar. Bu şekilde aslında artık bir sorgulayan bir toplumun önüne geçiyorlar. Sorgulamayan, itiraz etmesini istemeyen bir toplum, bir birey oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili siz de ifade ettiğiniz gibi aslında kayyumlarla ilgili şimdi biz dedik ya, yani son 1-2 yılda 4 kayyum değişti. Yani aslında biz bu kayyumların neden değiştiğini, acaba yolsuzluk mu yaptırdılar, ihaleye fesat mı karıştırdılar, başka bir şeyler mi yaptılar, bir suç mu işlediler, biz bunu bilmiyoruz. Yani niçin, neden, niçin görevden alındıklarına dair de bize herhangi zaten bir bilgilendirme yok. Yani burada mesela ölen öldüğüne kalıyor, yaşayan yaşadığıyla kalıyor. Yani yine son olarak da şunu söyleyeyim, burada işsizlik oranı gerçekten de çok büyük had safhada. Yani bir sömürü sistemi de var. İnsanlar böyle çaresiz ve aslında artık yeni bir anlamda iktidarın değişmesini istiyorlar. AKP'nin iktidarda bir an önce gitmesini, yani kim olursa olsun bu bana göre de artık Kürt halkı da sırf Erdoğan'ın seçimle, sandıkla iktidardan düşmesi için elinden gelen çabayı da gösterecek. Şimdi nihai olarak daha bu iyi günlerimiz. Evet. Çünkü seçim yaklaştıkça kaybetme korkusu oldukça evet. biraz daha çıldırabilirler, biraz daha saldırgan olabilirler. Ama bizim fiziki bir şeye kesinlikle ön vermememiz gerekiyor. Kesinlikle. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kavgası, sıkıntısı, gürültüsü. Otururuz herkesle, konuşuruz, tartışırız da ama kavga, gürültü, dövüş, kan, böyle şeylerin olmaması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü herhangi bir yerde, Sinan'ın bir mahallesinde başlayacak bir kıvılcım, İzmir'in hangi ilçesinde bizim başımıza patlayabilir bu mesele. Türkiye'nin her yerine bir yerden bir kıvılcım başlatırlar. Sonra derler ki bu ortamda seçim yapılmaz. Der. Seçimine kaldı. 2 yıl olağanüstü hal ilan ediyorum. 2 yıl daha devam edeceğiz. Böyle de bir durumumuz var. Yani bakalım inşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Yani.
Ben de memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.